ederim istemeden oldu. Çekil. Sakın dokunma bana. Ben kötü biri değilim. Sakın dokunma bana. Kötü biri değilim ben. Yoksa canını yakabilirim. Çekil! Tilki? Aferin Burak. Aferin. Çabuk arabayı öne getir. Sonunda bitecek bu iş. Az kaldı. Merhaba, ben karşı komşunuzum. Birkaç ay oldu taşınalı ama henüz tanışmamıştık. Ben Yavuz. Merhaba. Şimdi Kemal bundan sonra bizimle mi kalacak? Hı hı. Peki soranlara ne demeyi düşünüyorsun? Soranlar derken Reyhan'ı kastediyorsun galiba. Yani biliyorsun kim geldi, kim gitti, niye geldi, niye gitti kendisinin ilgi alanına giriyor. Kardeşim dersin, iş için geldi, bir müddet bizde kalacak. Bu kadar basit. Bilmiyorum Sevgi, bilmiyorum. Oo. Günaydın oğlum. Ne oluyor ya sabah sabah? Yavaş gelin. Afyonum patlamadı zaten. Bak, dün kızımı nasıl bulabileceğimi bilen tek kişinin ölmediğini ve bana yardım edebileceğini öğrendim. Yani bugün ne Reyhan ne de bir başkası keyfimi kaçıramaz. Sorularım var ve cevapları bilen tek adam artık yanımda. Bilmem anlatabildim mi? Gayet net anlattın Sevgi. Güzel. Kemal abi nerede ya bu arada? Salonda yoktu. Buradan sağa gir. Burak'ın söylediği sokak burası. Yatak bozulmamış bile. Sabaha kadar uyumadı mı bu adam? Uyku tutmamıştır canım. Normal. Kaç gündür hastanede yatıyormuş. Yani ağrısı falan vardı demek ki. Ya banyodadır ya dışarı çıkmıştır. Gelir şimdi. Tilki hadi sen bir yukarı baksana. Ha, çocukları da uyandırıver. Kahvaltı hazır. Günaydın. Merhaba. Ne yapıyorsun ya? O sendin değil mi? Kim bendim? Odama gelip beni uyandırmaya çalıştın. Boşuna inkar etme. Bence sen hala uyuyorsun canım ya. Aylin, uyan hadi sabah oldu. Ne yapıyorsun ya? İlkokul çocuğu musun sen? Hayır. Odama gelip beni uyandırdığını itiraf edene kadar hiçbir yere gidemezsin. Evet, geldim. İşte böyle yaklaştım. Yaklaştım. Sonra da öptüm. Ya çekil be, ne yapıyorsun? Rüyanda beni görmüşsün ya, onu anlatıyorum. Seni ne rüyamda göreceğim bir pislik? Sen anca insanların kabuslarına girersin. Yalnız o gördüğün rüya hiç ayrı alamet değil, ben sana söyleyeyim. Rüyada tilki görmek hayat boyu bekar kalacağın anlamına gelir. Zeynep.
Hadi uyuyan güzelim. Günaydın başımın belası. Günaydın. Ne oldu bezgin kedi? Bütün gece fare mi kovaladın? Tilki, o Ozan benim babam değilmiş. Kim? Dün akşam gelen Ozan benim babam değilmiş. Başka bir çocuk onun yerine geçmiş. Dur hayatım, neden bahsediyorsun? Sakin ol. Anlat bana, ne oluyor? Kız adamlar bizi kandırmaya çalıştı. Tilki koş hadi. Dur, dur Zeynep. Ama... Kesin. Akşam Kemal'in geldiğini gördüyse sabaha zor etmiştir. Beklesin biraz, bırak. Çatladı, çatladı. Burası kapı yansımayın. Dün gece gelen Ozan benim babam değilmiş. Başka bir çocuk onun yerine geçmiş. Gerçekten kız adamlar göndermiş onları. Dün gece onu kovdum ama yeni gelmiş olabilir. Lütfen açmayalım. Nasıl yani? Olur mu canım öyle şey? Hepimiz gördük. Kemal abi, baban buradaydı hayatım. O çocuk istediği kişinin yerine geçebiliyor. Dün babamın yerine geçmiş ve bizi kandırmış. O çocuk benim babam değil. Bizim gibi bir çocuk o, yemin ederim. Baba ne oluyor? Yok bir şey oğlum. Gel buraya. Gel. Gel canım. Ya niye hala bakıyorsunuz? Adamlar bizi bulmuş işte. Sevgi, hadi bahçeden kaçalım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bahçe. Bu adamlar buraya kadar geldilerse ben kızımın yerini öğreneceğim. Ne pahasına olursa olsun öğreneceğim kızımın yerini. Sevgi saçmalama. Sen daha konuşmadan adamlar seni öldürür. Kızımın yanımda olmadığı her gün ben yavaş yavaş ölüyorum zaten. Mehmet, çocukları al çık. Ben bu kapıyı açacağım. Ben de hiçbir yere gitmiyorum. Gerekirse hepsinin ağzını burnunu kırarız, yine de öğreniriz kızının yerini. Tamam. Aylin, sen çocukları al, bahçeye çık. Aylin, dediğimi yap. Bakmışsınız. Ayol, ev ev değil, yol geçen hanım mübarek. Yine birisi geldi. Ya işte misafirperver insanlar. Ne güzel. Ne misafirperverliği Orhan? Yine bir haltlar karıştırıyorlar. Hadi ya, ben çok acıktım. Kahvaltı edelim artık. Hadi kızım, koy çalları. Koy kızım, koy. Ne
Kimsin sen? Hı? O adamlarla senin ne işin var? Konuşsana çocuğum! Konuşsana! Konuşsana oğlum, konuşsana. Kıracağım ağzını yüzünü ha. Sakin. Neyle sakin olayım abi ya? Baksana şu kızın haline. Utanmıyor musun küçücük kızı kandırmaya? Ha? Bu kız babası yaşıyor sanıp sevindi. Tilki! Abi ne var ya? Bu çocuk Zeynep'in babasını bir kez daha öldürmedim gözünde. Ha? Özür dilerim Zeynep. Ben gerçekten seni üzmek istememiştim. Konuşma oğlum! Tilki yeter. Zeynep'i korkutuyorsun. Biliyorum yanlış bir şey yapmış olabilirim ama... ben kötü biri değilim. Gerçekten. Eğer size kötülük yapmak isteseydim onlara adresinizi verirdim. Vermediğin ne malum? Birazdan gelmeyeceklerini kim bilebilir? İçeri girip tepemize binmeyeceğini kim söyleyebilir ha? Hayır. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Onlara yanlış adres verdim. Ya bırak ya! Yemin ederim ki. Peki tamam, tamam. Biz sana neden inanalım? Bize bir sebep söyle. Yeter. Adın ne senin? Burak. Burak. Burak, sen benim son umudumdun. O yerine geçtiğin adam var ya. Kemal abi. Benim ona soracak çok şeyim vardı. Kızımı nasıl bulacağımı soracaktım. Bu eve neden geldiğimi soracaktım. Ama şimdi yine ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yeter! Bu kadar drama yarattın. Defolup gidiyorsun. Bu evden anladım. Defolup gidiyorsun. Gidecek başka bir yerim yok ki. Bir şans hak ediyor. Tıpkı bizim gibi. Geç içeri. Lütfen beni de aralarına alsınlar. O adamların yanına dönmek istemiyorum. Gelebilir miyim? Hissettiğini anlıyorum Sevgi. Yani biliyorum. İnsan her şeye dayanır ama evlat acısı başka bir şey. Ben Gürcan'dan ayrı kaldığımı hayal bile edemiyorum. Aklımı yitirirdim herhalde, delirirdim. Ama sen benim gibi değilsin. Sen güçlüsün. Bir taraftan kızını arayıp bir taraftan bu çocuklara annelik edebilecek kadar güçlüsün. Kemal Bey ölmüş olabilir. Ama senin kızın yaşıyor. Ve eminim sen kızını bulacaksın. Eminim. Ne oldu ya? Nereye? Meraktan ölüyorum Orhan. Olan bu. Lan keki götürmeseydi bari ya.
işin var senin burada? Geldiğini görmesinler, canını yakarlar. Boş ver, onlardan korkmuyorum. Seni mi burada zorla tutuyorlar? Pek sayılmaz. Ben evime gitmek istiyorum. Bu adamları sevmiyorum. Tamam, sakin ol. Annemi istiyorum ben. Sen çok oldun artık ama. Doğru odana. Bırak beni, annemi istiyorum. Bırak. Sessiz ol. Bırak. Bırak dedim. Komşulara da götür, kokmuştur dedi. Ben size de getirdim, afiyet olsun. Annem buradaysa onunla da görüşeyim. Aa, misafiriniz varmış. Merhaba. Daha iyisin değil mi? Daha iyi, evet. İyi, o zaman aşağı inelim mi? Benim karnım çok açtı. Zeynep. Gürcan, ne oldu? Size bir şey söyleyeceğiz. Söyleyin. Burak da bizimle kalabilir mi? Yok yok yok. O işi unutun. Hiç bana öyle bakma. Yani bak, baştan söyleyeyim, bu konu böyle oylamaya falan açık da değil. O çocuğa güvenip yanımızda yaşamasına izin veremem. Kusura bakma. Ama... Burak da benim gibi gidecek bir yeri yok ki. Düşüncelerini okudum. Tek isteği bizimle kalmakmış. Anne, baba, Reyhan teyze geldi. Eyvah. Geç bile kaldı. Bak, hemen gidelim, çocukları sıkıştırmasın. Hadi. Hadi yürü, yürü. Günaydın, bu kim? Yani direkt olarak lafı hiç dolandırmadan öyle pat diye sordunuz. Yani içi dışı bir insansınız da o bakımdan söylüyorum, çok güzel bir özellik. Evet, öyleyimdir ve etrafımdaki insanlardan da aynı samimiyeti beklerim. Yalnız soruma cevap alamadım. Bu delikanlı kim? Ablasın o. Tabii canım. Kayınbiraderimin oğlu. Evet, abim dün akşam gelmişti. Siz mutlaka görmüşsünüzdür zaten. Ne münasebet canım? İşim gücüm yok, sizin evinizi mi gözetliyorum Mehmet Bey? Estağfurullah. Burada sizinle mi kalacak? Evet. Hayır. Hayatım, bizimle kalacak diye konuşmuştuk ya. Evet. Peki o zaman. Burada yatırmayın çocuğu. Evde yer mi yok? Bir sürü oda var. Şey... Ben gece horladığım için... Tilki abi beni odasından kovdu. Evden kovulman da yakındır. Çocuklar! Çocuklar, giyinin hadi. Okula geç kalıyorsunuz. Hayatım. Sen çocukları okula bırakır mısın? Tabii. Hadi dedim. Evet. Ben de çocuklara sandviç hazırlayacaktım. Hmm. Eğer konuşacağımız başka bir şey yoksa malum, iş güç. Evet. Orhan Bey'e selamlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu ihanetinin bedelini ödeyeceksin Burak!
Ödeteceğim sana. Ödeteceğim Burak. Kek seversin değil mi? Hadi gel. Çekinme hadi. Ben içeride tadına baktım, çok güzel. Seni kaçıran adamlar sana zarar verdiler mi? Bak benim kızımı da onlar kaçırdılar. 3 ay önce. Evimizden alıp gittiler. İsmi Derya. Daha 8 yaşında. İşte bu benim kızım. Onu gördün mü? Kızımı o adamların elinden kurtarmam gerek. Burak lütfen. Eğer bir şey biliyorsan bana anlat lütfen. Ben bir şey bilmiyorum. Başka çocuk falan da görmedim. Tamam mı? Kimseyi görmedim. Tamam. Tamam canım. Özür dilerim. Affedersin. Hadi kekini bitir. Elin yanmış, gördüm. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu kaza? Çaydanlıkla çarpıştık da. Aylin ablası Hikâ abiye mi çarptın? Bana bak baş belası. Ağzın başka bir şey, kulağın başka bir şey söylüyorsa ne yapacaksın? Susacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Günaydın Zeynepciğim. Günaydın. Hocam Gürcan babasıyla, yani babamla birlikte gözlük almaya gittiler. Anladım. İyi dersler size. Trekking'e gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz oğlum, hangi sene kaçırdık? Bir gece de kamp yaparız. E işin eğlencesi orada be oğlum zaten. Bir dakika Belir. Şşt, 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 şşt. Şala. Ne oluyor Levent? Pist pist falan. Kedi mi çağırıyorsun, anlamadım yani. Dün gece mesajımı görmedin mi Çağla? Görmedim. Sabahtan mı görmedin? Evet, sabah gördüm zaten. Ama iyi geceler yazdığın için cevap yazmam anlamsız olacaktı. Allah Allah. Şş, alo. Bana bak. Bu Kıvanç denen herif geldiğinden beri böyle bir afralar tafralar. Bir arızaya bağladın, gözümden kaçmıyor değil. Kıvanç geldiğinden beri arıza yapmaya başlayan ben değil sensin. Ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Haberin olsun. Çocuklar, resim defterlerinizi çıkardınız mı? Evet. Güzel. Şimdi herkes ailesinin resmini çizecek. Ailenizde kim varsa teker teker hepsini çizin. Anlaştık mı? Anlaştık. Zeynepciğim. Sen neden başlamıyorsun? Resim yapmayı sevmiyor musun yoksa? Seviyorum da. O zaman sorun ne? Problem mi var Zeynep? Yok, tamam çiziyorum. Problemin çözümünü bitiren parmak kaldırsın arkadaşlar. Bitti hocam. Ne çabuk. Tamamdır. Arkadaşlarını da biraz bekleyelim, sonra tahtaya çıkıp çözümü yazarsın. Bu arada o eldivenleri artık çıkarsan diyorum Aylin. Biliyorsun aksesuar kullanımı kıyafet yönetmeliğine aykırı. Hadi çıkar. Okul dışında takarsın.
Hocam ben bunları çıkartamam ki. Aylin'cim konuyu gereksiz yere uzatmayalım. Hocam eldivenlerimin kimine zararı var? Görüntü kirliliği yapıyor canım. Hayır madem takıyorsun şöyle şık bir şeyler falan tak. Çağla sen işine bak. Hala problemi çözmenizi bekliyorum. Alayım onları Aylin'cim. Hadi Aylin. Ya yeter. Çıkaramam diyor kız. Neyi uzatıyorsun hoca? Kıvanç. Haddini aşıyorsun. Hocam. Hocam şey. Ben bu eldivenleri aksesuar olsun diye takmıyorum. Ellerimde bir cilt rahatsızlığı var da o yüzden takıyorum bunları. Yani kimse görüp de benimle dalga geçmişsin diye. Kıvanç yani abim de o yüzden bu kadar tepki gösterdi. Siz onun kusuruna bakmayın olur mu? Anladım. Geçmiş olsun bilmiyordum. Teşekkür ederim. Hadi. Oğlum asma suratını çok yakıştı bak. Gözlükten nefret ediyorum. Yine kıracağım. Heh, kır kır. Kır da gör gününü. Kafanı gözünü bir yere tosla da gör. Peki. Nereye? Canım sıkıldı. Ya burası babanın çiftliği mi Necip? Ya bak kime diyorum ben? Aylin şey... Ne? Yürü oğlum yürü. Zeynep'ciğim. Bitirdin mi? Evet. Bakayım. Annen, baban, ablam, kardeşin. Bu çanta neden havada? Hiç öylesine. Bu şimşek ne peki? Şimşek işte. Bu kim peki? Başka birisi. Hocam kusura bakmayın geç kaldık. Önemli değil. Yeni gözlüklerin hayırlı olsun Gürcan. Biz de Zeynep'in çizdiği aile resmine bakıyorduk. Öyle mi? Enteresan bir hayal gücü var. Bütün aile burada ama bu kim onu çözemedik. Aa, o Masal Baba. Zeynep'le son okuduğumuz kitaptan esinlenmiş olmalı. Orada öyle bir karakter vardı. Çocuk işte. Hayal gücü çok geniş ya. Tilki bekler misin? Sedat Hoca ile konuştum. Ellerimde cilt rahatsızlığı var. O da yedi. Yani takma kafana. Eyvallah. Hadi derse geç kalacağız. Okula dönelim. Benim canım istemiyor. Sen git. Akşama kadar burada mı oturacaksın? Rahat bırakırsan bakacağız. Niye bu kadar öfkelisin? Yalan mı? Herkese, her şeye karşı öfkelisin. Sanki dünyayı kızgınmışsın gibi. Biraz sakin olman lazım. Sanki birileri saldıracakmış gibi gardını alarak yumruğun havada yaşanmaz ki. Benim geldiğim yerde yumruğun ne zaman geleceği belli olmaz da Aylin. Hiç beklemediğim bir anda yerdin karın boşluğuna yumruğu. Nefesin kesilir. Doğrulamazsın. Kımıldayamazsın. İki büklüm kalırsın. O yüzden hep tetikte olmalısın Aylin'ciğim. Canının yanmasını istemiyorsan... boşta bulunmayacaksın.
Nereden gelmiş olursan ol, burada seni incitecek insanlar yok. Biraz daha rahatlaman lazım. Bir psikolog mu oldun başıma Aylin? Hı? Ne yapıyorsun, terapi mi yapıyorsun şimdi? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Olma Aylin, olma. İstesen de çözemezsin zaten beni. O yüzden boşuna uğraşma, tamam mı? Nereye? Okula. Nedense bir anda okula gidip ders dinlemek seni dinlemekten daha cazip geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne? Bir sıkıntımız var. Tamam, nedir? Öğretmen resim istemiş. Zeynep de sağ olsun. Herkesi yetenekleriyle birlikte çizmiş. Biraz hayal gücü geniştir falan dedim ama yemedi galiba. Merak etme, kimsenin aklına bunların gerçek olabileceği gelmez. Bazen ben bile hayal gördüğümü düşünüyorum çünkü. Bunlarla daha tipsiz durmuşsun, yuvarlak top gibi durmuş. Misket göz. Misket göz, misket göz. Sen de hala altına kaçırıyormuşsun, yazık. Hiç de bile yalancı. Daha bu sabah annen çarşaflarını değiştirip sana kızmış. Yalan söylüyor, yok öyle bir şey. Uyuz işte. Gözlükleri çok yakışmış. Hadi canım. Gerçekten anne Mehmet amcaya benzemişsin. Sahi mi? Kahven. Sağ ol, zahmet oldu. Ne yapıyorsun? Bu çocuk daha ne kadar kalacak bizimle? Ya bakmasana öyle dik dik çocuğa. Zaten ne yapacağını şaşırmış durumda. Konuştun mu? Derya'nın yerini biliyor muymuş? Bilmiyorum dedi. Ama bence bir şeyler saklıyor. Yazık, çok korkmuş belki. Kim bilir o adamlar onu nasıl tehdit etti. Böyle ben soru sordukça görecektin. Eli ayağı birbirine dolandı. Biraz zaman geçsin, tekrar konuşacağım. İyi. Tekrar konuş. Söylesin, sonra da defolup gitsin bu evden. Bazen gerçekten çok bencil bir adam olabiliyorsun. Farkında mısın? Ne söyledim ki ben şimdi? Bak, bu çocuk kızımın yerini biliyorsa da bilmiyorsa da bu evde bizimle kalacak. Ya çocuğun senin oğlundan, benim kızımdan ya da diğer özel çocuklardan bir farkı yok ki. O da tüm çocuklar gibi o adamlardan korunmayı hak ediyor. Anladın mı? Bakayım. Elimi hafif tutmuşum ya. Refik Hakan çok bozulmamış. Ne yapıyorsun sen? Bak birader. Ben öfkeli bir adamım. Bana böyle gelirler bazen, anladın mı? Ne yapacağım belli olmaz. Yumruğum havada yaşarım. Anladın mı? Ha? Az evvel psikoloğumla konuştum. O yüzden kendime hakim olmaya çalışıyorum. Ama bir dahaki en ufak yanlışında Allah yarattı demem. Net olarak anlaşıldı mı? Güzel. Okul çıkışı trekkinge geliyorsunuz değil mi? Yok, haberim bile yok. Aa, Kıvanç dal gel işte. Biz her sene gidiyoruz, süper oluyor. Böyle ormanda yürüyüş, gece çadır kampı falan. Hem bir gece kalıp sabah döneceğiz zaten.
Bilmiyorum ki. Hah, Kıvanç da geldi zaten. Ona da soralım. Kıvanç, gelsene. Gel, gel. Bugün trekking yapalım diyorum. Ne dersin? Ne yapalım? Doğa yürüyüşü. Yok, ben almayayım ya. Beni kendi doğamda rahat bırak. Vay kardeşim. Gel kardeşim, buyur. Gel otur. Ne içersin, ne ısmarlayayım sana? İstemez bir şey istemezsin. Hiçbir şeyler ya, ağzın kurumuştur şimdi senin. Levent, Kıvanç'lara da trekking'e gelin diyorum ama naz yapıyorlar. Gitsek ya. Yer kalmadı zaten Çağla. Ne alakası var ya? Koskoca ormanda yer mi kalmadı? Tamam, geliyoruz. Yolun açık olsun Aylin'cim. Ben mani olmayayım. Murat Bey, bu menüdeki yemeğiniz bu değil. Ben diyorum bakın. Allah kahretsin. Ormana gelmiyor musun yani? Son kararın mı? İyi, ben de yalnız gidelim. Aylin, trekking'e geliyorsun değil mi? Evet. Sevindim. Akşama da gitar çalarız, dans falan ederiz. Olur. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ya hadi sallanmayın biraz, koşun ya. Aç olduk burada. Koş. İlacın nerede? İyi misin? Oğlum niye koşturup duruyorsun? Sen dedin. Ya hem benim dediğim her şeyi niye yapıyorsun? Kendi kafanı kullansan oğlum biraz. Kucağıma falan alayım mı? Tamam hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okuldakiler trekking'e çıkacaklarmış. Neye çıkacaklarmış? Doğa yürüyüşüne çıkacaklarmış. Akşam da çadır kurup kamp yapacaklarmış. Ben de gidebilir miyim? Hayır olmaz. Neden? Evet, neden? Kural 2, yabancılarla sıkı fıkı ilişkiler yok. Aynen. Kuralları bazen esnetebiliriz. İyi, ben de okula gitmeyeyim o zaman. Bu kadar esnemiyor maalesef, boşuna çekiştirme. Ya söz veriyorum, kimseyle sıkı fıkı ilişki kurmayacağım. Çok dikkat edeceğim, yemin ederim. Lütfen izin verin. Tamam, olur tamam. Nasıl olur ya? Teşekkürler Mehmet abi. Baba, anne. Ben çantamı hazırlamaya gideyim o zaman. Sen gitmiyor musun? Gitmiyorum ben. Nasıl gitmiyorum oğlum? Kız kardeşini yalnız mı göndereceksin? Dağda kurdu var, kuşu var, ayısı var. Üf, tamam gideriz ya. Thank you.
taşınıyor musun? Kızım alt üstü bir gece kalacağız. Ne yapıyorsun ya? Ya sana ne benim çantamdan? Bak Aylin, öldüm desen taşımam ben o çantayı. Şimdiden söylüyorum. İyi be, sana kalmadık. Benim gücüm kuvvetim yerinde çok şükür. İyi, ben söyleyeyim de. Benim ben. Ödümü patlattın. Ne yaptın? Çocuklarla ilgili bir şeyler bulabildin mi? Ben de ona bakıyorum. Al işte. Tahmin etmiştim. İkametgah adresi olarak Kemal'in tutacağı evi göstermişler. Kayıt yaparken dikkat etmemişim. O zaman bu çocukları aradınız çocuklar. Sanırım. Ne yapsak? Abine haber versek mi? Acele etmeli. Önce bir emin olalım da. İyi de bunlar onlarsa eninde sonunda açıklayacaklardır. Aynen. Sabırlı olmak lazım. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Üstünüzü değiştirir değiştirmez. Hadi. Sofrayı kurmana yardım edeyim mi? İyi olur. Ben de çocuklara sandviç hazırlayayım. Biz kaçtık. Size sandviç hazırlayacaktım. Yoldan bir şeyler alırız. Bak birbirinize dikkat edin, tamam mı? Tamam. Buradaki aşçılar ne olacak? İyi, tamam, tamam, hadi. Yoruldun değil mi? Kıyamam sana ya. Ver çantayı. Çok dar değilmiş ya bu. Ha? Taşırsın sen bunu. Kuvvetin yerinde maşallah. Ha? Hadi az daha gayret hadi. Pislik. Pislik ne ya? Bak dikkatimi çekiyor. Hep aynı hakareti kullanıyorsun. Biraz yaratıcı ol. Yaratıcı ol. Ver ben taşıyayım aynı. Teşekkür ederim Hakan. Rica ederim. Ay çok sıcak. Öldüm vallahi dur. Çağla ne yapıyorsun? Suyu bitirdin. Ay ne olmuş yani? Başka su mu yok? Son suyumuzdu. 100 metre ileride çeşme var. Gidip su dolduralım. Diğerleri kamp alanına gelsin. Mecbur öyle yapacağız tamam. Bana bak. Güneşten yürü üstün başın kurusun. Benim suyum da bitti ya. Yeter o yeter. Ya da ver tamam ya. Sevaba girmiş oluruz. Gel. Burada? Hiç. Senin de mi canın sıkkın? Yok. Senin moralin mi bozuk? Yok. İyi ki Zeynep burada değil. Niye ki? Çünkü ikimiz de düşüncelerini okur, yalan söylediğimizi anlardı. Senin yalan söylediğini anlamak için Zeynep'e ihtiyacım yok ki. Bal gibi de canın sıkkın işte. Senin de moralinin bozuk olduğu 100 metre öteden anlaşılıyor. Yalancı. Sensin o. Sensin yalancı. Sen söylüyorsun. Ne güzel. Şimdiden anlaşmaya başladılar. Sevgi, ben bu çocuğa hiç güvenmiyorum. Oğlumun yanında olması beni huzursuz ediyor. Aa, yeter artık ama. Yani Burak sadece yardıma ihtiyacı olan bir çocuk. Tıpkı bizim çocuklarımız gibi. Hayır değil. O başkasına dönüşebiliyor. Yani? Ne demek yani? Ya düşünsene, şu anda ben seninle konuşuyorum sanıyorum ama o sensin. Sence bu biraz garip değil mi? Garip. Yani çok garip. Yani Gürcan zihniyle eşyaları yerinden oynatabiliyor. Gayet normal ama Burak garip. Tamam, biraz abartıyor olabilirim belki ama elimde değil, ne yapayım? Ya bu çocuk beni çok huzursuz ediyor. Bak Mehmet, sana son kez söylüyorum. Burak burada bizimle kalacak. Alışsan iyi olur.
olduğunu sanıyorum. Kıcığım oğlum zaten. Hazır yalnızken biraz uğraşamayız mı? Uğraşacağız. Tut. Ama bu sefer farklı uğraşacağız. İzle. Çeşme ne tarafta? Soldan Genco. Geldik, geldik. Bunu nasıl yapıyorsun? Neyi? Başka birisine dönüşmeyi. Bilmem. Kendiliğinden oluyor işte. İstediğin zaman istediğin kişiye dönüşebiliyor musun? Sadece son dokunduğum insana. Peki dönüştüğünde seni nasıl anlayabiliriz? Bak, birine dönüştüğüm zaman beni bu kolye sayesinde tanıyabilirsin. Bu kolyeyi dönüştüremiyorum. Anlaştık. Anlaştık. Senin gücün de ne güzel böyle eşyaları hareket ettiriyorsun falan. Oğlum, oğlum. Gel canım. Gel, gel. Gel ya. Ya seninle erkek erkeğe bir konuşalım. Babam sana hiç sarılmaz mı gerçekten? Gidiyoruz. Doldurup gelirsin şimdi, tamam? Keyfinize bakın gençler. Kamp alanın arasını bulsun şimdiden ya. Herif bu ormana ilk kez geliyor. Biraz zor bulur, ben size söyleyeyim. Yazık. Nereye? Hasta mısın oğlum? Tabelanın yönünü değiştirdim ya, aşağı ineceğiz. Doğru ya. Saf lan bu. Benim kurduğum tuzağa düşecek. Abi tamam, unutmuşum. Ne var ya? Allah Allah. Ya öldük susuzluktan. Ya benim de karnım acıktı. Ya bir gelseler daha balık tutmaya gidecekler göya. Kaybolmuş olmasınlar? Ya yok canım, daha neler. Levent buralar avucunun içi gibi bilir. En az 100 kere gelmiştir. Ay kaybolursa çok gülerim valla. Aa bak, Kıvanç geliyor. Vay, balık bile tutmuş. Selamlar. Nerede kaldın? Ava çıktım. O kadar balığı tek başına mı tuttun? Nasıl becerdin? Özel yetenek diyelim. Hani ateşi yakmamıştınız? Sizi bekliyorduk. Aylin yakar ya. Ateş onun özel uzmanlık alanı. Ya bu arada Leventler nerede? Leventler biraz dolaşacaklarmış. Hava karardı, ne dolaşması? Hayret bir şey ya. Bu sefer de kahveler benden. Sağ ol. Gel. Sen niye huzursuzsun? Mehmet, ben dayanamayacağım artık. Yani Burak'ın yakasına yapışıp o adamların yerini söyle dememek için kendimi zor tutuyorum. Peki konuş. Çocuk beni ne zaman yalnız görse kaçıyor. Yani üstüne gidip ürkütmek de istemiyorum. Ne ürkecek ya?
Asıl biz ondan ürküyoruz. Bak ben istersen bir konuşayım onunla. Bülbül gibi öttürür. Dur. Olmaz, tamam. Tamam, ben konuşacağım. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Baban sana sarılınca Burak çok üzülmüş. Biliyor musun? Burak babası hiç sarılmamış. Nasıl yani? Hiç mi? Hiç. Yazık. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsaydı. Aslında benim aklıma bir şey geliyor ama sen kabul eder misin bilmiyorum. Ne? Hadi Aylin, ateş yakmayı biliyor musun işte? Yak da balıkları pişirelim artık. Ya adam gibi bir çakmak getirseydiniz ya. Kamptayız Aylin'cim. Her şey Kur'an'la göre olmalı, lütfen. Bence de. Hadi Aylin ya, yaktın bunu. Sorma ya. Gereksiz mevzular. Öp de geçsin. Sahi mi? Sahi tabii. Yandı. Gördünüz mü? Tamam, ne bağırıyorsun ya? Anladık. Ya bunun iyi bir fikir olduğuna emin misiniz? Hadi. Sen hala yatmadın mı? Uykum kaçtı. Gel bak. Oğlum gelsene. Gel gel. Ben gidip Burak'la konuşacağım. Şey, Burak uyudu. Salonda değil mi? Yok, Tilki abinin odasında. Hani gece gelmeyecekler ya, o yüzden. Git uyandır istersen. Sabaha konuşayım ben. Hadi neyse, iyi geceler size. İyi geceler. Gel bakalım. Tilki, eline sağlık, çok güzel olmuş ya. Eyvallah. Afiyet olsun. Thank you.
Ne o? Yıldızlar çok mu komik? Zeynep. Ne olmuş Zeynep'e? Yatmadan önce her gece yıldızlara bakıyormuş, biliyor musun? Niye? Ölünce insanların yıldız olduğunu söylemiş birisi ona. O da babasına iyi geceler diliyormuş. Balığını yemeyeceksen alayım. Heh, çok şükür gelebildiniz. Ya nerede kaldınız? Az daha polis haber veriyorduk ya. Balık nereden çıktı? İnanmayacaksın. Sudan. Harbiden. Vallahi. Ya tüh, size kalmadı. Biz hepsini yedik. Aç mıydınız? Tilki, tuvaletim geldi benim. İyi git yap. Tuvalet nerede? İstediğin köşeyi seçebilirsin Aylin'ce. Nasıl ya? Ben korkarım, yalnız gidemem ki. Of. Buyurun hanımefendi, ben eşlik edeyim size. Bendeniz tuvalet bekçisi. Levent. Levent. Ne bakıyorsun çocuğa ya? Ne alıp veremedin var, ben anlamadım yani. Sus Çağla. Hayret bir şeysin ya. Allah seni. Çok komik. E yeter hadi, ne arıyorsun anlamadım ki, her yer aynı ya. E tamam, uzaklaş biraz. Arkanı dön. Uzaklaş biraz daha. Tamam, çok uzaklaşma. Karar ver. Tam orası iyi, orada bekle. Emredersiniz. Oldu. Ayağım. Sakin ol ya, bir dur tamam. Ya ayağımın arasından bir şey geçti, yılandı galiba. Hadi geri dönelim. Bak bitirdin mi işini, sonra mızmızlanma. Ya evet, hadi gidelim. Ya gel, başımın belası gel. Lan şu işkence bitsin, başka bir şey istemiyorum ya. Ya ne yapayım, bileğimi burktum. Yürü hadi yürü, şuradan yürü. Nereden çıktın be? Ne oluyor? Gürcan'a bir şey mi yaptık? Yoksa sen? Gürcan mı oldun? Bana bak. Bir saattir ben sana mı sarılıyorum? Yarın sabah bu evden gidiyorsun. Tamam mı? Umurumda değil. Nereye gidiyorsan git ama buradan gidiyorsun. Burada yaşamına izin veremem seni. Anladın mı? Sen de gitar çalmayı biliyor musun Kıvanç? Çalsana. Ben almayayım. Niye ya? Havamda değilim. Ben seni havaya sokarım. Şey, o nasıl olacak acaba Çağla Hanım? Benim de ilgimi çekti bu konu. Nasıl oluyor acaba Çağla Hanım? Sen çalacaksın, ben dans edeceğim. Çağla, saçma sapan hareketler yapma, otur oturduğun yerden. Asıl sen saçmalama Levent. Buraya eğlenmeye geldik, kabalık etmeyeceksin herhalde. Kabalık etmeyin dedi şimdi kız, çalmazsak olmaz. Çağla. Ölsem, ölsem, ölsem hemen şimdi.
Kaçsam, gitsem, kaçsam tam da şimdi. Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman. Ağzı bozuk üstelik bırakmıyor acıtmadan. Bu kez pek bir afil yalnızlık, ağlayan bir kadın kadar düşman. Tuzaklar kurmuş üstelik bırakmıyor acıtmadan. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa gördüm. Çok koştum, çok yoruldum ve şimdi ben de düştüm. Bitiyorum her nefeste, ne halim varsa gördüm. Çok koştum, çok yoruldum ve şimdi ben de düştüm. Ve şimdi ben de düştüm. Çadır eksik getirmişiz. Siz beraber kalırsınız artık. Ya ben bunu hayatta kalmam. Vallahi ben kalırım diyeceğim ama Tilki yanımdayken uyur muyum bilemedim. Bana uyar. Tamam tamam. Biz kalırız ya, sorun değil yani. Bir dahaki sefer artık. Neyse, iyi geceler. Bayanlar önden. Ya kaysana biraz, bütün çadırı kapladın. Yatacağız, kalkacağız. Bu işkence bitecek, sabır değil. Allah Allah. Asıl işkence benimkisi ya. Uyu Aylin. Tilki. Uyudun mu? Ya benim bileğim çok ağrıyor. Ya kalksana, bileğim ağrıyor diyorum. Ya uyuyunca geçer. Ya ağrısından uyuyamıyorum ki. Peki ben ne yapabilirim Aylin'cim? Ha? Eve gidelim mi? Nasıl olacak o iş? Bilmem. Aylin bak, yemin ediyorum geliyorlar bana bak. Aylin, kafamda kilit atıyorlar şu an. Kızım sen demedin mi ormana gidelim, ormana gidelim diye? Ha? Niye şimdi eve dönmek istiyorsun? Bela mısın sen ya? Ya ne yapayım, bileğim ağrıyor diyorum. Ne yaparsan yap. Hemen kalk, beni eve götür, yoksa çarparım bak. Ha, tehdit ediyorsun yani. Ben tehdit etmem, dediğimi yaparım. Çadırın önünde bekliyorum. Geldin geldin, yoksa çadır yakarım. Oha! Tehdide bak. Yarın sabah bu evden gidiyorsun. Tamam mı? Umurumda değil. Nereye gidiyorsan git ama buradan gidiyorsun. Burada yaşamana izin veremem senin. Anladın mı? Kesin bileğim kırıldı, biliyor musun? Bu kadar ağrı normal değil. Kırıldı. Koptu hatta. Bacağın koptu, eve gidip diktireceğiz. Dalga geçme, canım çok yanıyor. Çişim geldi Tilki. Karnım acıktı Tilki. Bacağım koptu Tilki. Sürekli mızmızlanacak mısın? Ben bacağım koptu demedim, onu sen dedin. Tilki. Ben korkmaya başladım. Karşımıza ayı bayı çıkmazsa. Ayı çıkarsa atacağım seni önüne Ali. Diyeceğim. Hayır kardeş, ben baş edemedim. Sen uğraş diyeceğim.
Ya tamam be, amma gevezelik ettin. Ben mi? Ben kendim giderim. İyi git ya. Ne halin varsa gör. Of. Ay. Gel. Gel buraya. Ya ben kendim giderim. Sana ihtiyacım yok. Oh. Allah'ım. Bana daha hafif bir ceza verebilirdin. Bu çok ağır. Abi az bekle, hemen para alıp geleceğim. Çantalar arkada. Gel. Başımın belası, gel. Tehlikeli. O çocuğa güvenmekle hata ediyorsun. Sana inanamıyorum. Sana gerçekten inanamıyorum. Küçücük çocuktan sen ne istedin? Küçücük çocuk mu? Ya Sevgi, sen ne zaman bu kadar saf oldun? O küçücük çocuk dediğini kim gönderdi bize? Ha? Kemal'in kılığına girip bizi satmaya kalkmadı mı? Ama satmadı. Değil mi? Satmadı. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Çünkü uygun zaman değil. Zamanı gelince göreceksin. Adamlara haber verecek, onlar gelip hop tepemize konacaklar. Anladın mı? Burak hala o adamlarla çalışıyor. Çok eminim bundan. Bak, ne eğer oluyor? Bu Burak bizi ele vermek isteseydi bunu şimdiye kadar 40 kere yapmıştı. Ya Gürcan'ın kılığına girip beni kandırdı. Kucağımda oğlum yerine Burak Efendi ile uyandığında ne yapmamı bekliyordun? Babam Burak'ın bana dönüştüğünü öğrenmiş. Ne olmuş? Çocuktan mı korktun? Ha? Evet, evet korkuyorum. Bu garip çocuktan korkuyorum. Garip mi? Yani çocuk garip öyle mi? Bunu zihniyle eşyaları yerinden oynatan bir çocuğun babası olarak sen bana söylüyorsun. Sevgi bak bir dinle. Bak bu çocukların hepsi garip. Hepsini kovup gönderelim o zaman. Ne yapıyoruz biz burada? Bunların hepsini benim kızımı kaçıran adamların eline verelim. Olsun bitsin yolumuza bakalım. Niye uğraşıyoruz? Bak ben bir tek bu çocuğa güvenmiyorum. Bir tek ondan korkuyorum. Bak kendim için de korkmuyorum. Oğlum için korkuyorum. Diğer çocuklar için korkuyorum. Senin için korkuyorum. Ben bütün bunları sizi düşündüğüm için yaptım. Sakın, sakın bir daha bana beni düşündüğünü söyleme. Eğer sen beni azıcık düşünseydin, o çocuğun kızımı bulmak için tek şansım olduğunu anlardım. Ya beni geç, şu çocukları azıcık düşünseydin, Burak'ı evden kovarak onların güvenlerini de sarstığını bilirdin. Sakın bir daha bizi düşündüğünü söyleme. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Burak seni affetti. Sana kötülük etmeyeceğimi bilirsin. Seni bekliyorum. Hadi çık gel. Kemerlerinin oradayım. Şöyle bırak efendi. Yola gel.
misin baba? İyiyim, güzel. Sen yanımda olduğun sürece, sen iyi olduğun sürece ben de iyiyim yavrum. Burak'a çok mu kızdın? Evet, çok yanlış bir şey yaptı. Ama Burak'ın bana dönüşüp sana sarılmasını ben söyledim. Sen mi söyledin? Oğlum niye böyle saçma bir şey yaptırdın? Hayatı boyunca babası ona hiç sarılmamış. Hep dövüyormuş. Bir babanın sarılması nasıl hiç bilmiyormuş. Biz de Zeynep'le düşündük ki... Tamam oğlum, tamam. İyi düşünmüşsünüz. Nereye? Burak'ı bulmaya. Ben de geliyorum. Nereye? Burak'ı bulmaya gidiyoruz. Sen çocuklara bak, ben giderim. Sevgi dur bir dakika, dur. Bırak. Tamam bak, çok özür dilerim. Sen haklıydın. Ben bencil adamın tekiyim. Hayatım boyunca kendimden ve oğlumdan başkasını düşünemedim. Ama sandım ki hep başkalarını da seversem yetemem diye düşündüm. Bu yüzden de kocaman adam oldum. Hala öğreniyorum işte. Senden, çocuklardan çok şey öğreniyorum. Bana bir fırsat ver. Tamam, al. Kızları bulacağız. Onu eve getireceğiz. Gel canım. Hayır Sevgi abla. Çabuk gidin buradan lütfen. Burak. Bak. Özür dilerim, tamam mı? Seni kırmak istememiştim. Hadi eve gidelim. Arabaya bin. Evde konuşalım. Biz senin ailenin bir parçası olmanı istiyoruz. Sokaklardan sen yine kurtulursun.
kavga etmiyorsun. Yastığında çarşafında yukarı çık hadi. Hadi oğlum gidelim gel. Çocuklar biz yatıyoruz, iyi geceler. İyi geceler. Biz de yatalım mı artık? İyi geceler baba. Yapmadım ama kimin yaptığını biliyorum sanırım. Yaşasın. Artık yatağımda babamı görebileceğim. Tilki, uyudun mu? O sendin değil mi? Kim bendim? Tavana yıldızları koyan. Ben bu konuşmamızı bir yerden hatırlıyorum. Bu sohbeti ona sayalım. Şimdi de uyuyalım, olur mu? Hani ağacın altında konuşurken bana beni çözemezsin, boşuna uğraşma dedin ya. Ne? Ben seni çözdüm. Hı. Ukali abi hiçbir şey umurunda değilmiş gibi davranıyorsun. Bu senin savunma mekanizma. Hassassın ve bunu hiç kimsenin bilmesini istemiyorsun. Belki geçmişte çok kötü şeyler yaşadın. Bilmiyorum ama burada bizimle çok mutlusun. Gerçi bunu ölsen bile itiraf etmezsin ama. Zeynep'i çok seviyorsun. Hatta onun için canını bile verirsin. İşte bu yüzden uyumadan önce babasını görebilsin diye tavanı yıldızlarla kapladın. Bildin mi? Bilemedim. İyi geceler. Sana da iyi geceler Tilki. Abi. Baba. Babacığım. Her gün bizi okula bırakmana gerek var mı sence? Arabayla götürüyoruz işte. İyilik de yaramıyor size. İyilik yapmak istiyorsan ver anahtarı da ben kullanayım. Oldu canım. Başka bir isteğin var mı? Burak'cığım, benim senin yardımına ihtiyacım var. Bak geldiğin günden beri üstüne gitmemek için sabrediyorum. Çocuk korktu, soru sorma, ürktü Sevgi. Üzerine gitme diyorum ama artık dayanamıyorum. Bak ben kızımı düşünmekten uyuyamıyorum, nefes alamıyorum. Lütfen, sana yalvarıyorum. Ne olur.
Ne biliyorsan anlat. Bu acıyı çektirme artık bana. Derya. Anneciğim. Sevgi abla, bunu sana vermemi Derya istedi. İyi olduğunu ve seni beklediğini söyledi. Kavuşacak. Buna engel olamayacaksın. Ne demek istiyorsun sen? Bak, çok büyük bir hata yapıyorsun. Ben sadece sizin iyiliğinizi istiyorum. Sakın. Sakın iyiliğinizi istiyorum deme. Derya kaçıp kurtulacak. Kız kaçmış. Çabuk yakalayın. Yardım edin, beni kaçırdılar. Ne oldu kızım, kim kaçırdı seni? Onlar. Onlar mı? O adamlar mı? Bak, Elif beni iyi dinle. Sana söz veriyorum, Derya'nın kılına zarar gelmeyecek. Kendi ellerimle annesine teslim edeceğim onu. Sana söz veriyorum. Telefonla bana. Annem dedi. Anneciğim gel beni kurtar dedi. Allah'ım ne olur yardım et lütfen. Ne olur yardım et. Ben Allah'ım yardım et. Ağlama Sevgi abla, tamam. Tamam yaklaştık bak, çok az kaldı. Bırak bırak, neden daha önce söylemedin? Neden daha önce söylemedin bana? Ben de korktum Sevgi abla. O adamları bir daha göreceğim diye korktum. Ben onları hayatımdan çıkartmak istedim. Tamam canım, tamam. Hiçbirinizi bırakmayacağım. Hiçbirinizi benden alamayacaklar. Kızımı alalım. Hep beraber buradan başka bir yere gideceğiz. Alo, polis mi? Bakın buradan bir kız çocuğu kaçırılmış. Geliyorlar. Adresi veriyorum. Kanfil Mahallesi Reyhan Sokak numara 8. Allah kahretsin, polis haber vermiş. Çabuk yakala kızı. Buradan gidiyoruz. Biraz daha çabuk lütfen. Allah aşkına çabuk gidin. Ne olur Allah'ım yardım et. Ne olur yardım et. Ne olur bize bir şey yapmasınlar. Ne olur. Nereye götürüyorsun?
odasına çıkarıyorum. Bırak odasına götürmeyi. Polisler geliyor. Buradan gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Sonra gelip eşyalarının hepsini alırsın. Burak nerede? Gelmedik mi hala? Az kaldı Sevgi abla. Geliyoruz. Bırak kızı. Ne istiyorsunuz bizden? Sana bırak kızı dedim. Ölürüm de bırakmam kızımı bir daha. Gel buraya. Ölürüm de tekrar kızımı almanıza izin vermem. Yaklaşma. Kimse yok mu? Yardım edin Allah aşkına, kimse yok mu? Yaklaşma! Sokaklardan